Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Bir replay analizine daha birlikteyiz. Bu replay analizi biraz böyle eğlencesine atılan bir replay analizi. Sevgili arkadaşımız chatimizden Eternal Light, Forever Light aka Infinite Light gönderdi. Bir Gold League TVP maçına bakıyoruz şu anda. Aa selam kardeş demiş. Tanışıyor musunuz daha önceden yoksa Leather'da mı tanıştınız Forever? Evet YouTube'cular like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun. Ben video koydukça twitch.tv/hamasildeyiz. Kalkınız geliniz. Canlıya katılın. Sizin de replayleriniz varsa StarCraft oynarken bizim Discord'da replayleri kanalı var. Drag and drop salla gelsin. Şey yaparız. Caner abiler anılar. Az önce chatte ilk ben merhaba dedim. Ha? Ne? Uzun süredir bir Türkiye'den gel. Ha eyvallah. Arkadaşa dedim. Türk dedim kesin. Gölge Yele. Ha şey isim eyvallah olabilir. Gölge Yele. Gölge Shadow Fangs. Shadow. Bir atın ismi gibi hissediyorum Gölge Yele. Evet. Sevgili Gölge Yele'ye de buradan selamlar. Sevgiler eğer izliyorsa. Atların efendisi Gandalf'ın Shadowfangs değil mi? Shadowfangs değil mi? Ben de oradan şey yaptım. Gandalf'ın atı Türkçesini bilmediğim için. Eyvallah tamam. Ben de oradan şey yaptım. Doğru. Bir tanıdık ya bir şey geldi yani. Evet sevgili dostlar. Şu anda bir PvP maçına bakıyoruz. Bak hemen şey yaptı. Genesis'te burada mısın bilmiyorum. Bak hemen Orbital'ını koydu. Bakalım Forever Light neler yapacak? Bu şu anda hani hataları analiz edelim diye gönderdiği bir replay değil. O yüzden çok böyle hani build'a şey yapmayacağım. Eğer kendisi istemezse yani Forever. Eğlencesine böyle Türk'te karşılaşmış. Biz de biraz önce Leather'dayken Seraf'la karşılaştık bizim izleyicilerimizden. Ben kendim şey yaparken Leather atarken. O da yendi beni. Evet sevgili dostlar. Düldül üstüne at tanımam değil mi? Düldül nerede abi attı? Ben çocukken Behlül vardı Behlül. Ben Behlül'ü çok seviyorum. O köpek ismiydi gel. Neyse. Kızlardan tokat yemek istiyorum. Doğru oyundayım. What? Ne? Ne? Neler dedi bir anda? ne okudum ben? Bak aynı şeyi bak Forever'da yapıyor yani değil mi? Alakasız bir şey harası. Drone harası ama kendisi kendi CV yapmıyor şu anda. Bir tane Chrono Boost koysa şey gölge Terra'nın önüne geçecek. İkisinde 22 worker var. İkisi de worker yapmıyor şu anda. Red Kit'in atı doğru ya. Oo ben ya yıllar olduysa. Tabi. Salla adamları. Bırak lan. Yeter. Yeter arasıldın. Şu anda ikisinin de yani anlamsız bir şey yani anladın mı? O Reaper haras muhabbeti yani. Benim seviyemdeki şeydeki Diamond'daki Terranlar genelde şey oluyor. Özellikle böyle low diamond'larda böyle 3300-3400'lerde falan. Reaper harası yapıyor, Liberator gönderiyor, Italian runby'lar çekiyor. Böyle Widowmine drop'lar harasın ne şeyi varsa tekniği varsa Terran'da hepsini yapıyor. Ondan sonra kaybediyor oyunu. Ondan sonra bana diyor ki you are a fucking joke race diyor. Anladın mı böyle? Ulan diyor. Şey ırkınıza şey yapayım diye küfür ediyor ondan sonra. Ulan yani sen harasla mı kazanmayı düşünüyordun oyunu yani? Sen kendisi haras yaparken şey yapmıyor işte. Makrosuna bakmıyor. İki tane creep tümörümü öldürdü diye en başta Reaper'la böyle mikro yaparken falan o kazanıyor. Kazanması gerektiğini düşünüyor yani çünkü o creep'i öldürdüğüme göre ben clearly ben senden daha iyi bir oyuncuyum yani. Diyor. Ben buna mı kaybettim ondan sonra diye de sinirleniyor. Öyle olmayınız. O oyunu kazandıracak şeyler size oyunu kazandıracak şeyler şu
3 tane probu öldürmek için yaptığınız mikro değil. Haras yapmayı çok sevdiğim için 4 oyunu kaybetti. Bir de zevk alıyor. İşte abi olay yani, eğer ki ya ilk başta ben sana söyleyeyim bak. İlk başta kendi makronu bir öğren. Kendi makronu, kendi işini bir düzgün yap. Ondan sonra harası yapmak çok kolay olacak. Haras sırasında kaybeti yani, anladın mı? O drop ölsün, medevek patlasın hiç umurunda olmayacak yani o. Anladın mı? Çünkü yani arkada öyle bir altyapı olacak ki yani. Ve yani oyunun zorluğu bildiğin böyle brutalden very easy'ye inecek yani, anladın mı? Sen kendi işine bir baksan. Yani abi zamanında benimle replay'ler çok analiz ettin, çok teşekkür ederim. Sana borçluyum ama sana borçlu kalmak istemiyorum. Kendini time out et diye. Etmeyeceğim time out. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben onun plugin'ini yüklemek istiyorum ya. Bunu artık otomatik yapmak istiyorum. Kendinizi time out edince bildiğin hakikaten kendini time out edecek bir bot. Ya ben yazacağım ya da bulacağım bir yerden. Çorba kaşığıyla kahve yiyip geldim hemen. Ney? Okey, afiyet olsun. Anladım. İyi yüklenip düzgün inşa etme. Tabii hayır yani, bir de yani harası şu zamanda yapacaksın. Sen kendi şeyin, kendi üretimin, kendi SCV'in ya da normal ünite üretimin devam edecek. Cayır cayır. Ve artık karşı tarafta da böyle bir şey. Oh! Oh! Yavrum benim! Bütün enerji. Bana mineral lazım değil ya. Bana mesela şunu bir aç bir ya. Pardon şu. Şunu bir aç bu supply'ı ya. Bir önümüze bir bakalım. Mineral falan gerek yok diye yapıştırdı 5 tane birden supply'ı. Ne diyecektim? Kendi üretimini baktığın zaman karşı tarafta da böyle bir üretim göreceksin. O zaman diyeceksin ki evet, karşı tarafta şey yapmayı bile, oh flip bitini kestin mi? Karşı tarafta şey yapabiliyor. Drone yapabiliyor ya da probe yapabiliyor ya da SCV yapabiliyor. Diyeceksin ki ben biraz haras yapayım. Ki ben üretirken karşımdakinin SCV'lerini öldüreyim diyeceksin. Bu. Redeem kendini time. Millet kendi kendine sıkıyor chat'te. Onu ben otomatik yapacağım bak, önümüzdeki hafta hemen bir not alayım kenara. Ya da Hasan şey yapsana, bana Discord'dan genel chat'e yazsana bir şey diye. Kendini time out et. Chat'e diye. Evet sevgili dostlar. Böyle haraslar manaslar güzel, eğlenceli şeyler tabii ki ya. Bir de ben şeyin de farkındayım ya. Benim size söylediğim şeyin sıkıcı olduğunu farkındayım yani tabii ki. Şey bir şey yani. Söyle şunu. Sıkıcı bir şey. Böyle söylediğim şey heyecanlı bir şey değil yani. Drop yapmak, şey yapmak çok heyecanlı, güzel bir şey. Ama yani bir yerde yani oyunun geri kalan yani oyunun çok zengin bir oyun StarCraft. Ve strateji oyunu. Drop yapıp haras yapmak falan strateji değil. Onlar bildiğin şey oynuyorsun sen yani orada. Dota oynuyorsun. Git şey oyna. Dota oyna yani. Bir tane üniteyi, iki tane üniteyi kontrol etmek istiyorsan. StarCraft'ın olayı strateji. Strateji demek ne demek? Ha bu adam şunu yapıyor. O yüzden böyle bir eksiği olabilir. Ben o yüzden şunu yapayım demek. Strateji. Yani karşıdakiyle bildiğin yani. Bildiğin satrancı düşün yani. Satranç sıra tabanlı bir strateji oyunu. StarCraft gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Dolayısıyla şu anda strateji oyunu oynuyormuş gibi hissediyorsun ama strateji oyunu oynamıyorsun şu anda. Şu anda ünitelerle saldırıyorsun yani. Böyle bir strateji yok yani, anladın mı? Yani taktik maktik yok. Ünite yap bam bam bam. Lanet olsun adamım. Zaten yapmıyordu upgrade o eBay'lerde. Boşver öldürmüş. Yenisini yapıyor şimdi. Daha başka yani birkaç tane daha eBay yapayım da upgrade yapmayayım içerisinde diye. Nuke atmaya ne zaman başlayalım? Bana ne? Dayı ben sana leak söylemeyeceğim şunu yap bunu yapma diye. Sadece ben sana şunu söylüyorum. Eğer ki SCV'lerine önem vermezsen, üretimine önem vermezsen, o zaman nuke'ü attığın zaman
Gerisi olmayacak yani. Nuke'ü bana atacaksın mesela. Ben bütün SCV'lerimi, dronlarımı çekeceğim. Nuke düşecek. Hiçbir işe yaramayacak. Ben devam edeceğim makroma. Senin arkada bakayım makronda ne var? Hiçbir şey yok. O yüzden ben 200 olacağım. Sen 80 supply'da olacaksın. Ben senin üzerinden geçeceğim. Anladın mı? Hani diyorum ki ben ne zaman bir replay'ine baktığın zaman SCV'lerinde hiçbir durmak olmayacak ve üretimlerinde hiçbir durum olmayacak. Upgrade'lerinde hiçbir durum olmayacak. Ne zaman ki bunu göreceksin, o zaman istediğini yap. O zaman yani o zaman zaten işte o zaman zaten yapıyor olacaksın. Elinde araçların gerecin olacak. 2 tane ghost'un olacak, 3 tane nükleerin olacak. Onun dışında 200 supply'lık da şeyin olacak yani. 200 supply işte neyse yani 100 supply'lık falan max out ordun olacak arkada yani. Normal nükü atarken aynı zamanda full orduyla saldırıyor olacaksın zaten yani, anladın mı? Dolayısıyla ben o yüzden diyorum yani. SCV'ye önem ver, üretime önem ver. Kendini Diamond'da bulacaksın zaten yani. Oyunda ne olursa olsun bunu yaparsan SCV'lerin ve üretimlerin devam ederse o zaman zaten kendini daim, bir anda Diamond. Bana öyle oldu yani. Ben Ocak'ta bronzdum, Mayıs'ta Diamond oldum yani. Sırf makro muhabbetinde. Oğlum millet birbirine sıkıyor. Yapmayacağım timeout. Uğraşamayacağım şimdi. Chat'te de şey yok. Mod yok şu anda. Şey Tiger'ı mod yap dedik en son, değil mi? Evet. Bizim chat can ya. Moda gerek yok. Voidrain'in antisi Cyclone. Anti gerek yok. Marine işte anti. Havaya ateş edebilen herkes antisi Voidrain. Research complete. Marine üretimini durdurma. Cyclone üret. Cyclone da üretmek zorunda değilsin. Bu arkadaş Cyclone üretmiş. Ama şu anda yani bak. Şu anda bak. Gölge şeye önem vermiyor. Gölge üretime bakmıyor. Böyle şeylerle ilgileniyor şu anda. Anladın mı? Dolayısıyla böyle bir supply farkı var. Cayır cayır yani. Şu anda üretmiyor çünkü gölge. Anladın mı? İkinizin de bu arada... Ben supply ile hiç uğraşmak istemiyorum, olur. Bu yaz başına bela olacak daha sonra da söyleyeyim forever. Kaç saat koymuşsundur abi bronzdan diamond'a? Saat hiçbir fikrim yok. Yayında oynuyorduk işte. Ama o zamanlar ben her gün yayın yapıyordum. Bildiğin haftanın her günü yayın vardı. Silahlar gerçek değil, bunlar hep tiyatro oyunu. Bana bir rakip o geldi, full void basmış bir şey. Evet, mesleğin oluyor ya. Mesleğin oluyor. Dünya tiyatro... Bugün dünya tiyatro günü değil mi? Evet. Cümle tiyatrocuların dünya tiyatro gününde kutlu olsun. Tabi bu video YouTube'da olduğu zaman olmayacak ama bugün 27 Mart dünya tiyatro günü mü, tiyatrocular günü mü? Tam bilmiyorum ismini. Bak üretim devam ediyor, süper. SCV'ler durdu. 59 SCV tamamdır dedi ya, ben uğraşmayacağım. Tamam. Bakalım kaldı mı şey yapmadı. Abi supply block oldu dedi. Tamam mı? Supply block yapılıyormuş. Özür dilerim. Tamam. Dedim ya supply block gördün gibi başka yere bakıyorsun ya. Biz de oyuncu değiliz ama çok film çevirdik. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Evet. Mantıklı taşları kırmak. Hadi bakalım. Yardır. Bu da şey ya, Legacy of the Void sinematiği gibi olmuş yani. Direkt ordunun önüne warp ediyor. Çok adam basmışsın ya. Ne kadar çok adam basmışsın. Bu kadar basılır mı? Ben burada teknoloji almaya çalışıyorum. Ekle oyun sorunu ya. Gel çıkışa gel. Çıkışa gel, görüşelim. Az bulunuyor Türk oyuncular. Doğru, Türk oyuncu çok yok. Ama genelde tatlı insanlar. Türk oyuncular da böyle bir şey oluyor yani. Bir tatlılık var. Turkey gamer. Beni de Lambda Klan'ına alır mısınız lütfen? Alırız tabii ki. Oyun içerisinden şey yapmak gerekiyor. Friend eklemek gerekiyor. Klan'a da aldırabilirim. Başkanı tanıyorum.
Yok sağ ol. Evet yani. Hani ne yapsın herif klanı falan. Türk oyuncu topluluğumuz var. Pekiş. Bana da, ben de öyle derdim ya. Klanımız var hocam. Yok abi sağ ol. Ben iyiyim derdim ya. Ya da dayı al. Al hocam al. Al. Ama çok iyi oynamıyorum. Estağfurullah. Herkes... Abi iyi oynama kötü oynama. Herkes kötü oynuyor StarCraft'ı. Anladın mı yani? Profesyonel oyuncu değilsen herkes. Bu şey gibi yani. Satranç gibi düşün yani. Anladın mı? Hani iyi oynamak zorunda değilsin eğlenmek için yani. Normal. Herkes kendi seviyesinde oynuyor. StarCraft'ın güzelliği şu. Ladder sistemi şey. Ne demiş önemli olan? Ha boş ver eğlenmek. Aynen öyle. Bravo Eternal. Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Tam olarak olay bu yani. StarCraft'ın güzelliği ladder sistemi. Ladder sisteminde işte senin seviyendeki insan geliyor karşına. Anladın mı? Acayip acayip tipler gelmiyor. Yani acayip acayip tipler derken yani çok yüksek böyle seviye insanlar, çok düşük seviye insanlar değil. Yani genel olarak yakın seviyede insanlar geliyor. Özellikle daha çok oynadıkça şeyi StarCraft'ı ladder matchmaking sistemi daha iyi çalışıyor. Çünkü herkesin diğerini daha iyi tespit ediyor. İstatistiksel bir model çünkü. Ne diyecektim? O yüzden her zaman kendi seviyende birisini buluyorsunuz işte yani, anladın mı? O çok güzel bir şey yani. Keşke şeyde de, satrançta da bu kadar böyle şey yapabilseler yani. Central, yani merkezi bir, herkesin oynadığı bir platform olsa yani. Şeyde satrançta da. Var böyle web siteleri, application'lar vesaire falan, ama böyle dağınık gibi hissediyorum satranç konusunda. Evet ama evet, bütün cümle Türk arkadaşlara selamlar, sevgiler duyuyoruz buradan. Teşekkür ederiz forever şey için, replay için. Eğlenceli maç olmuş gerçekten. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun biz video koydukça. Onun için de gelin takılın. Gölge de bu videoyu izlerse ya da bu videoyu izleyen Türk StarCraft arkadaşlar, StarCraft seven arkadaşlar. Gelin abi takılın, rahatız burada, takılıyoruz. Kendi aramızda eğleniyoruz falan. Geliniz takılalım. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Haydi eyvallah. Bye bye.